Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda sizinle Huawei MatePad 11.5'in Paper Mate versiyonunu inceleyeceğiz. Paper Mate ne? Aslında ben 11.5'in normal versiyonunu incelememiştim. Fakat geçtiğimiz haftalarda Huawei Türkiye'de yeni modellerini tanıttı ve orada tanıtılan modellerden tablet modeli de buydu ve gerçekten çok da dikkatimi çekti. Niye diyecek olursanız paper mat özelliği aslında ekranda sanki bir ekrana bakıyor gibi değil de bir renkli kağıda bakıyormuşsunuz hissiyatı uyandırıyor. Nasıl bir teknoloji? Normal modelden 11.5'lik MatePad modelinden farkı ne? Aslında tüm özellikleri her şey aynı fakat ayrıştığı nokta ekran kaplaması. Burada özel bir teknoloji kullanıyor. Aslında nano seviyede ve piksel bazında bir gravürleme işlemi olarak adlandırılıyor. Aslında yani bir kumlama yapılmış gibi düşünebilirsiniz. En basit tabiriyle neresi hariç? Burada kamerası hariç. Kameranın haricinde her tarafı böyle mat bir yüzeye sahip. Dolayısıyla siz yazı yazmak istediğinizde kalemiyle birlikte mesela bu kalem detaylarına birazdan geleceğim. Sanki kağıda yazıyormuşsunuz gibi böyle psst diye kağıda sürterken sesler gelir ya o sesler geliyor. Aynı zamanda daha fazla bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Dolayısıyla kağıda yazıyormuşsunuz hissiyatı oluşuyor. Ben kıyaslamasını da paylaşacağım normal tabletlerle. Aralarında gerçekten ciddi bir fark var. Ne oluyor? Bununla yazı yazarken gerçekten daha iyi bir sürtünme oluyor. Hatta bu biraz daha bile fazla olabilirmiş diye düşündüm ben açıkçası. Çünkü siz normal bir tablet aldığınızda da aslında yazı yazma odaklı kullanmak istediğinizde, resim çizmek istediğinizde işte o zaman bir mat ekran koruyucu ben kendim öneriyorum açıkçası. Çünkü parlak ekranlarda yazı yazmak çok pratik olmuyor açıkçası çok keyifli olmuyor. Dolayısıyla Huawei bu işi kökten çözmüş ve dediklerine göre de epey bir yurt dışında tutmuş. Türkiye'de de tutacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü normal modele kıyasla bu modelde gerçekten yansımaması daha iyi bir deneyim yazı, çizim deneyimi sunuyor olması ve aynı zamanda göz yormamasıyla çünkü ışığı da direkt gözünüze yansıtmıyor, kırarak aslında daha doğal bir ışık görmenizi sağlıyor. Dolayısıyla bu anlamda bence gerçekten sevdim. Şimdi hızlıca özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğine baktığımızda beraberinde şarj adaptörü ve şarj kablosu ile birlikte geliyor. Fakat elbette aksesuarları var. Bir tableti tablet yapan en önemli detaylardan birisi kalem. Aynı zamanda ne var? Klavye. Bunları da açıklama kısmına ekleyeceğim linkten satın aldığınızda beraberinde tabletle birlikte alabiliyorsunuz. Fiyatına baktığımızda ben fiyatını bu video içerisinde söylemek istemiyorum. İlerleyen zamanda izleyenler zamlı bir fiyatla karşılaştıklarında bu söyleyeceğim fiyatı duyup üzülmesinler. Dolayısıyla açıklama kısmındaki linkten bakabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Android tarafında bu kadar dolu. Çok aksesuarıyla, çok hediyesiyle tercih edebilecek en önemli, en güzel seçeneklerden birisi kesinlikle. iPad tarafında da mesela akılladığımızda Huawei'nin de ekosistem detayları çok güçlü. Dolayısıyla iyi bir alternatif model, onu görünür rahatlığıyla söyleyebilirim. Kimler için özellikle? okulda not tutmak için, gün boyunca kullanmak için, oyun oynamak, yine gündelik işlemleri gerçekleştirmek için de tercih edebilirsiniz. Hemen ekranından bahsetmek istiyorum. Bu kadar konuşmuşken bu üzerindeki mat yüzeyi biraz da ekranın teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim size. Burada 11.5 inçlik ekran boyutuna sahibiz. 3'e 2 ekran oranı var. Dolayısıyla not tutmak istediğinizde mesela dikine kullanmak istediğinizde de gerçekten büyük Konfor sağlıyor. Aynı zamanda 120 Hz'lik tazeleme hızı var. İşte bu da aslında e, özellikle iPad tarafıyla kıyasladığımızda güzel bir avantajı ne yalan söyleyeyim. Çünkü akıcılık anlamında bu 120 Hz'in farkını ciddi manada görüyorsunuz. 120 Hz çok çok iyi bir avantaj sunuyor bu anlamda. Çözünürlük olarak da 2200 piksele 1440 piksellik bir çözünürlüğü var. Gerçekten iyi. Şöyle biraz baktığımda yakından pikselleri görme durumu söz konusu değil. Bu da yeterli olduğu anlamına geliyor kesinlikle. Çerçeveleri de ince. Dolayısıyla kullanırken de öyle göze batan bir durum oluşmuyor. Yanlarını da yumuşatmışlar Onlar da gerçekten çok şık gözüküyor. 500 gramın altında 499 gramlık bir ağırlığı var. Kalınlığına geldiğimizde de 6,85 mm kalınlığı var ki epey kolay taşınabilir güzel bir seçenek. Pil kapasitesinden de biraz bahsetmek istiyorum. 7700 mAh kapasiteli bir pil var içerisinde. Gün boyu kullanabileceğiniz güzel bir pil ömrü sunuyor MatePad 11.5. Dolayısıyla sevdiğim bir detay oldu. MatePad 11.5 Paper Mat'in biraz da kameralarından bahsedeyim. Önde 8 megapiksel Full HD çözünürlüğünde arkada 13 megapiksellik 4K video kaydı yapan otomatik netleme özelliği de bulunan kameramız bulunuyor. Bu kamera özellikleri de gerçekten güzel. Ön kamerasında aynı zamanda takip özelliği de var. Mesela siz bir toplantıya girdiğinizde online görüşmelerde kamera sizi e yine takip ederek aslında croplayarak sürekli kadrajda kalmanızı sağlıyor. Şu anda video kaydını Huawei MatePad 11.5 Paper Mate ile yapıyorum ve arkamda epey bir gürültülü bir fıskiye var. Dolayısıyla sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Üzerindeki mikrofonlardan ayrıca Biraz performans detaylarından bahsetmek istiyorum. Burada da güçlü bir işlemci ile geliyor. Snapdragon 7 Gen bir işlemci bulunuyor. Oyun performansı, gündelik kullanımda performansı gerçekten güzel, verimli bir işlemci. Ayrıca 8 GB bellek, 256 GB depolamaya da sahip. Yani depolama konusunda film, dizi, müzik veya oyunu indirmek istediğinizde bol bol yere sahipsiniz. Dolayısıyla depolama konusunda da sorun yaşamıyorsunuz. Bu da güzel bir detayı. İşletim sistemi olarak da HarmonyOS 3.1 ile birlikte geliyor. Burada güzel bir deneyim sunuyor. Çok akıcı, keyifle kullanabiliyorsunuz. Birazdan bahsedeceğim harika Huawei'nin özellikleriyle, dolu dolu fonksiyonlarıyla da geliyor. Hızlıca da biraz bu Google hizmetleri, servisleri konusuna değinmek istiyorum. Huawei cihazlarda direkt kutudan çıkarttığınız gibi YouTube'a, Google'a, Gmail hesabınızı erişim gerçekleştiremiyorsunuz fakat bunun bir çözümü var mı Elbette tüm uygulamaları diğer Android cihazlarda olduğu gibi burada da kullanabilirsiniz yapmanız gereken Huawei'nin mağazasından Epic Gallery üzerinden gbox uygulaması indirmek gbox uygulamasına giriş yaptıktan sonra aslında bir Google hizmetlerine sahip tablette olduğu gibi direkt Play Store'a bağlanıp oradan istediğiniz uygulamayı kolayca indirip cihazınızda kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kendi hesaplarınızda girebilirsiniz. Ben mesela burada YouTube'a kendi hesabımı açarak kullanabiliyorum. Yine aynı şekilde Gmail vesaire içinde geçerli bu durum. Dolayısıyla böyle bir problem yaşamıyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Ayrıca Instagram vesaire gibi farklı uygulamalarda, WhatsApp gibi uygulamalarda yine AppGallery üzerinden kolayca APK olarak indirebiliyorsunuz. Ayrıca klavyesiyle kullandığınızda yine kısa yollarıyla da bilgisayar konforunu gerçekten sağlıyor. Bu kalemiyle de kullanırken mesela arama kısmına geldiğinizde direkt buradan bir aramayı e elinizle yazarak yapabiliyorsunuz. O kendisi otomatik olarak metne dönüştürüyor ve bu Türkçede de gerçekten çok güzel şekilde çalışıyor. Bu da sevdiğim detaylardan birisi oldu. Not tutmak istediğinizde de bu arada Huawei Notes uygulaması var. Çok gelişmiş bir uygulama. Bu uygulama içerisinden internetten indireceğiniz kendi mesela okul notlarınızı, ders notlarınızı da üzerlerine not alabilirsiniz. Kendi notlarınızı oluşturabilirsiniz ve tüm not geçmişinizi tablet içerisinde taşıyabilirsiniz. Bulut servisleri sayesinde de diğer Huawei cihazlarınızdan da kolaylıkla girebilirsiniz. Tüm bu detaylarıyla da gerçekten güzel çalıştığını belirtmiş olayım. Huawei'nin zaten bulut hizmetleri de var. Dolayısıyla tam anlamıyla bu ekosistemin içerisine girdiğinizde keyifle kullanabiliyorsunuz. Başka neler yapabiliyorsunuz? Telefonunuzla bunu bağlayıp mesela dosya transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kablosuz olarak aynı anda hızlıca bunu gerçekleştirmek mümkün. Huawei Super Device olarak adlandırılıyor bu ekosistem. Ve o ekosistemin parçalarından birisi de bu tablet. Ayrıca yine Matebook'unuz varsa bir Huawei laptopunuz işte o zaman da MatePad 11.5'inizi bir harici ekran gibi kullanabiliyorsunuz ve bunları kablosuz gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm bu özellikler hakikaten aslında uygun fiyata da bir ekosistem kurup keyifle daha verimli çalışma imkanı sağlıyor. Huawei tarafı bu anlamda da yine rakipsiz diyebilirim. Ne yalan söyleyeyim. Özellikle Android modelleriyle kıyasladığımızda bu kadar geniş bir spektrumda model sunan, Türkiye'ye getiren ve bunun da başarılı şekilde iletişimini sağlayan, cihazlar arası iletişimi sağlayan tek marka Huawei. O yüzden tebrik etmek istiyorum onları da. MatePad 11.5'te ayrıca e-kitap modu da var. Bunu nasıl açıyoruz? Denetim merkezinden bu kontrol panelini aşağı kaydırdığımızda orada çeşitli ayarlar var. Huawei şehri görüyoruz kablosuz dosya transferi için. Yine koyu mod var, göz konforunu sağlayan biraz daha sarartan ekran modu var. Ayrıca e-kitap modu var. Buna bastığımızda ekran solgunlaşıyor. Daha böyle düşük bir kontrastla gözünüz yorulmadan uzun saatler ekrana bakabileceğiniz bir hale alıyor ve Gerçekten keyifle, konforlu şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten şöyle baktığınızda bir ekranla değil de daha çok bir kağıda, gazete parçasına benziyor ekran görüntüsü. Çünkü normalde nasıl olur? Ben şuradan bakıyorum, karşımda kocaman bir ışık var. O ışığın tamamını burada görürüm ama aslında ekrandaki her bir yazıyı çok rahat okumaya devam edebiliyorum. Dolayısıyla bu anlamda da apayrı bir deneyim sunuyor. Daha önceki deneyimlere kıyasla farklı bir deneyime hazır olun derim. Ve güzel bir deneyim bu arada. O anlamda da sınıftan geçtiğini belirtmiş olayım. Size biraz da aksesuar tarafından bahsetmek istiyorum. MatePad 11.5'in çeşitli aksesuarları var. Kalemi var, klavyesi var. Gerçekten aslında kalem, klavyeyi de aldığınızda bilgisayara yakın bir deneyim, not defteri gibi kullanım, her türlü kullanımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben klavyesini deneyimleme fırsatım olmadı fakat biraz kaleminden bahsetmek istiyorum. Kalemin ucu şeffaf, dolayısıyla yeri tam görebiliyorsunuz. Bu güzel düşünülmüş ve konforlu yazış sağlayabiliyor. Ekrana vurduğunuzda öyle e, lamine olmayan bir cam değil. Lamine bir cam. Dolayısıyla arada bir boşluk görmüyorsunuz. Dolayısıyla tam olarak basmak istediğiniz yere bastığınızı hissediyorsunuz. 120 Hz'lik tazeleme hızıyla da e, güzel, akıcı şekilde yazı yazma hissiyatı var. Yani gecikme hissetmiyorsunuz kesinlikle. Bunlar da gerçekten güzel. Eleştiri olarak tek bir şey söyleyebilirim. Huawei M Pencil'ı tabletin herhangi bir yerine yerleştiremiyorsunuz. Bir manyetik yüzey yok. Şarj etmek istediğinizde nasıl yapacaksınız peki? Kutu içeriğinden kalemle birlikte bir tane manyetik şarj adaptörü geliyor. Onunla ilk eşleştirmeyi yapıyorsunuz. Yine cihaz üzerinden de şarj edebilirsiniz. İsterseniz farklı bir Type-C adaptör üzerinden de şarj edebilirsiniz. Şarj epey uzun gidiyor zaten. Bu çok büyük bir problem değil. Fakat yani en azından buradan şarj edemiyor da olsak. Çünkü bu fiyat segmentinde aslında rakiplerinde de durum böyle. Üzerlerinden şarjını gerçekleştiremiyoruz. Fakat en azından burada taşıyabiliyor olmak isterdim açıkçası. Ama bunu burada gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla hani eleştiri olarak bunu söyleyebilirim. Burada bir manyetik yüzey olsaymış gerçekten daha güzel olabilirmiş. Onun haricinde klavyesinde dediğim gibi deneyimleme fırsatım olmadı. Fakat klavyeyi de aslında... Fiyata dahil şekilde hediye olarak alabiliyor olduğunuz için çok güzel bir fırsat. Bu aksesuarları çıkarttığımızda tabletin fiyatı gerçekten çok çok uyguna geliyor. Dolayısıyla kesinlikle seçenekleriniz arasına eklemenizi hatta açıklama kısmından bir bakmanızı kontrol etmenizi öneriyorum. Son olarak toparlayacak olursak ağırlıklı olarak yazı yazıyorsanız dışarıda aktivitelerde tablet kullanma ihtiyacı duyuyorsanız her türlü ışık şartında ekranı rahat bir şekilde görebileceğiniz MatePad 11.5 Paper Matte'i tercih edebilirsiniz. Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemiyle de çok fazla fonksiyona sahip oluyorsunuz. Çoklu ekran kullanımı, yine kendi uygulamalarında verimli kullanımlar, video düzenlemek istediğinizde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer tüm işlemleri aslında bu tablet üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar da güzel detayları olmuş. Lütfen siz de merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.